İki açıdan bu konuya çok üzülüyorum. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu açısından. Yani Kemal Bey, Kemal Efendi demiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Bir siyasetçi nezaketi elden bırakmamalı. Bu Recep Bey söylemine karşı. Yani bu belki küçültücü bir ifade değil. Öyle görmemiş. Ama çok anlamsız bir şekilde bunu. Sanki dahiyane bir buluşmuş gibi devam ettiriyor. Ve ben bunu dinlerken üzülüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu açısından üzülüyorum. Yani daha fare doğurdu gibi bir hale dönüşüyor. Şimdi Kemal Bey, Kemal Karabulut desem ben ona, ya Kemal Karabulut nereden çıktı diyeceksiniz. Bir önceki soyadı. SGK Genel Müdürü iken şöyleydi, hakkındaki raporlar böyle, şunlar bunlar. Bunlar artık konuşmamak lazım. Recep Bey, yani sana yakışmıyor. Tayyip Bey, ikisinin arasında fark varmış. Ben bilmiyordum, onun sayesinde öğrendim. Yani sizin Ünsal'dan başka bir isminiz de olsa ne isim? Ünsal Tevfik Ünlü desek. Ünsal şu döneme aitmiş, Tevfik bu döneme aitmiş filan. Şimdi bir genel başkan, arkasında rüzgar da varken, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir devir açılmışken, ve ben bunu da hep savundum. Yani bunun CHP açısından çok faydalı olacağını, Türkiye siyaseti açısından iyi bir dönüm noktası olacağını, hatta bu rüzgarla CHP'nin oylarını yükseltebileceğini de söyledim. Bir AK Partili olarak bunları söylemem yanlıştı. Ama ben bunu bilerek yapıyorum. Türk siyaseti açısından yapıyorum. CHP tıkanmıştı. Siyaset üretemez hale gelmişti. 20-22 bandına yerleşmişti. CHP'liler mutsuzdu. Hiçbir şey söyleyemiyorlardı. Her şeyi Baykal söylüyordu, onları alkışlamak görevi düşüyordu. Bu tabu yıkıldı. Ve Kılıçdaroğlu doğru zamanda doğru karar verdi, adaylığını koydu. Amentü gibi koymayacağım, koymayacağım derken ertesi gün koymasını da bir kenara bırakıyorum. Yoksa bir siyasetçi olarak bunu ben her gün eleştirebilirim. Sen neyine güveneceğiz kardeşim? Her gün koymayacağım, Baykal'a karşı değilim dedikten sonra bu yaptığın nedir diye sorabilirim ama onu da sormuyorum. Siyaset artık bunları kaldırmıyor. Ama o günden bu yana, yani sadece Baykal değişti de Kemal Kılıçdaroğlu mu geldi? Biz bununla yetinmememiz lazım. Üslup değişmeli, söylem değişmeli, vizyon değişmeli, program değişmeli. Bir sosyal demokrat parti olarak Türkiye için ne düşündüğünü bilmeliyim. Bugünün sorunlarına karşı ne getirdiğini bilmeliyim. Halkla bütünleşmenin nasıl olacağını bilmeliyim. Ben bunu bir vatandaş olarak talep. Ama her çıktığı yerde aynı Genç Parti'nin sloganları gibi sadece slogan üretiyor, içi boş. Sadece hesap soracağız diyor. Bu adam mı diyor, kıvırtıyor diyor. Yani şu kadar boyuyla bir şeyler söylüyor. Kardeşim sen yani niçin hayır diyorsun? Hayırda hayır var da onun için. Bir genel başkan bunu söyler mi? En son bir vecize daha söyledi. Efendim kahvenin rengi. Kahverengiymiş. Hayırın rengi. Hayırın rengi. 40 yıl hatırı vardır. 40 yıl hatırı vardır. 40 yılın hatırına siz de kahverengi oy kullanın, hayır deyin. Yani bu nasıl mantık Allah aşkına? Bunlar söylenecek şeyler. 26 maddenin 26'sı da Türkiye'nin bütün toplum kesimlerine hitap eden bir anayasa değişikliği var. Bunun şurası yanlış diyebilirsin. Kaldı ki sen bunun 24'üne evet demeyi karar vermiştin zaten. Evet. 3 maddeye itiraz ediyorum. Bir anayasa mahkemesi. Biri mecliste düştü, ikisi kaldı. İkisi için de anayasa mahkemesinden çıkan karar senin endişelerini gideriyor. O zaman niçin evet demiyorsun da hayır diyorsun?